Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Kanalımız sayenizde 25.000 oldu. Ben o videoda da açıklama yaptım ama yanlış anlaşılmasın bir kez de buradan söyleyeyim. Ee, tabii ki de başka takımları tutabilirsiniz. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ya da başka herhangi bir takımı tutabilirsiniz. Bu ayıp ya da günah bir şey değil arkadaşlar. Bizim orada kendi çapımızda bir esprimiz var. Mesela Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Trabzon'a ayağa kalkmayan Fenerli olsun dediği zaman orada hani e, neyi kastettik? ediyorlarsa biz de onu kastettik. Ama kanalımız 25 bin olsun da kardeşlerimizi bir an önce sevindirelim istedim. İnşallah da emelimde başarılı oldum diye düşünüyorum arkadaşlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza tekrar tekrar hoş geldiniz. Size göre üzüntülü, bana göre sevinçli bir videoyla karşınızdayım. Fenerbahçe, Kimmin, Jinin, Napoli'ye transferi için önce görüşmelere başlandığını kapa bildirdim. Ardından transferin gerçekleştiğini yine kapa bildirdim. Ee, sağlık kontrollerinden yani Kim Minji Napoli'de haberimi okusam birazcık ama daha çok yorum yapacağım için haberi pek fazla okumayayım. Çünkü resmi açıklama yapıldı. Oyuncudan kazanılan bonservis bedeli açıklandı. Kim Minji'den de sözler geldi. Öncelikle Fenerbahçe 3 milyon euro bon servis bedeliyle transfer ettiği Kim Minji'yi 18 milyon 50 bin euro bon servis geliri karşılığında Napoli'ye sattı. Hani 18 yolandı, hani 20 peşin olursa 20 idi, taksit olursa 23 idi, hani diyeceğinize duyar gibiyim. Bekleyin. Şimdi yapılan açıklama şu şekilde profesyonel futbolcumuz Kim Minji'nin İtalyan kulübü Napoli'ye 18 milyon 50 bin avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Napoli 25 yaşındaki Kim Minji'ye yıllık 2 milyon euro artı bonuslar ve 1,5 milyon euro da imza parası verdi. Bir dakika. Türk medyasına göre Napoli Fenerbahçe'den 2,7'a falan alıyordu. 2,5 falan alıyordu Kim Şimdi merak ediyorum 2,5'u bırakıp da geri zekalı mı bu adam niye 2'ye gitti? Yani <laughs> çok tuhaf değil mi? Ama hocam şimdi bizden 2,5 alıyorsa 2 milyon imza parası, 1,5'ta şey 1,5 imza parası, 2 yıllık ücret böldüğün zaman 2,5 2,5 2,5 yapıyor. Gene mantıklı değil hocam. Bizden 2,5 alıyorsa 4'e falan gitmesi razmıyorsa niye gitti ki? Madem Türkiye'yi seviyordum. Demek ki neymiş arkadaşlar? Sosyal medyadaki her duyumcuya inanmamanız gerekiyormuş. 3 artı 2 yıllık sözleşme. 2024'ten geçerli olmak üzere 45 milyon euro serbest kalma maddesi. Bakınız burada şu ana kadar her şey Mustafa Hoca yine bildiğe doğru gidiyor. Depar atıyor. Bir tek 20 milyon euro konusu yanlış değil mi? Ama bekleyin. Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkıp bir gol kaydeden kim? Minji özellikle savunmada yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekmişti. Benim Trabzonsporlu bir arkadaşım vardı. Bir edit yapmıştı. Atilla Salahi ve Kim Minji ile ilgili. Yaptıkları hatalar diye. Yani o iki o videoyu izleseniz bayağı da uzun bir video yapmıştı. O videoyu izleseniz ne Kim Minji yi, ne Salahi'yi satın alırsınız. Demek ki ben kendi kendime. Ulan bir futbolcu yerin dibine de sokabilirsin editlerle diye. Tabii ki de defoları var. Tabii ki de %100 kompakt futbolcular değiller. Zaten kusursuz olsalar herhalde %150'den aşağı gitmezler. Kim Minji'den de Fenerbahçe'ye veda sözleri. Napoli'ye transfer olan Kim Minji şunları söylemiş arkadaşlar. Ani ayrılığı sizlere duyurduğum için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok birçok şey öğrendim. Taraftarlardan birçok sevgi ve tezahürat aldım. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Bütün bunları geride bırakmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil. Futbol hayatımın önemli bir parçası oldu. Fenerbahçe benim ailem ve sizi her zaman kalbimin derinliklerinde hatırlayacağım. Aynı amaç için mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Fenerbahçe ifadelerini kullanmış. Aynı zamanda Napoli taraftarına yönelik de selam Napoli'ye geldiğim için çok mutluyum. Görüşmek üzere demiş. Afiyet olsun. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin İki baba transferi. Biri Elif Elmas biri Kim Minji. Napoli'de Elif Elmas için de yanlış anlaşılmasın. Az sonra bir açıklama yapacağım. Hayretler içerisinde kalacaksınız. Şimdi çeşitli de duyumlar var. Şimdi i̇şte Napoli'de şu kadar maaş alan Kim Minji 40 milyon euro serbest kalma bedeli diye orasına girmeyeceğim. Şimdi şu var Fenerbahçe taraftarı yönetimi eleştiriyor. Chelsea'ye giden Kolibali'nin yerini doldurmak için adamlar Chelsea'ye gönderdiği futbolcunun yerini doldurmak için Napoli senden yüksek bedelle futbolcu transfer ediyor. İşte sen Avrupa'da piyasa yapmış bize para kazandırmış bir oyuncuya veda videosu yapmıyorsun falan filan demişler. Ya ben veda videolarını çok alışkın değilim. Hani her futbolcu için yapılmaz diye biliyorum ama. Şimdi şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın arkadaşlar çok ciddi bir şekilde eleştirilerde bulunmuşlar. İşte Fenerbahçe ile Napoli arasında ne var? İşte çöplerini oraya gönderiyorlar. Sanki yıldızlaşıyorlar diye. Ya Galatasaray'ın arkadaşlar Fenerbahçe'ye gelen oyuncular Napoli'ye gidiyor. Lazio'ya gidiyor. Belki Elif Elmas Milan'a uçacak. Milan'a gidiyor. Galatasaray'a gelen oyuncular bir sezon sonra Eyüpspor'a gidiyor. El insaf. El insaf ya Kim Minji 3 milyon euroya Galatasaray'a gelseydi şu anda Eyüp Spor'daydı. Ya haksızsam haksızım değil. Şu anda Eyüp Spor'daydı. Ya bir ke hani takdir edin etmeyin diye söylemiyorum. Gerçekleri konuşalım. Kasımpaşa'dan 15 milyon euroya Jackney alan Galatasaray Napoli'ye işte Kim Minji için 18 milyon euroya şudur budur falan filan. Ya ben size şunu söyleyeyim. Luyendam'a 8 milyon euroya mı hal oldu Galatasaray'a ya? 8 milyon euroya. Luyendam'a. Yakla 15'e mal oldu. Artık yıllık ücretlerine şunu bunu saymıyorum. Sadece bonservis giderlerini söylüyorum. Ha biz de sövüşlendik. Hani Samatta'ya verdiğimiz para hakeza, Ademiler şunlar bunlar birçok normal olamaz mı? Olur. Luis Gustavo ha gördünüz. Ha, gene, en azından kat kaldık ya çoğu ayrı mesele de. Ya bunlar bu kadar kafaya takacak şey değil. Bak Uğur Karakullukçu. Açıklamayı dinleyin. Diğer takım taraftarları istediğini söyleyebilirler. Fenerbahçe futbolcu satma işini çok iyi yapıyor. Napoli Elif Elmas için Milan'ın 50 milyon euroluk teklifini reddetti. Fenerbahçe Elif'i 17'ye sattı. Galatasaray olsaydı çok iyi para der 7-8'e bırakırdı diyor. Daha devam var. Marka'ya Rusçadan 15 milyon euro teklif geldi. Buna rağmen Galatasaray Marka'yı 12'ye bıraktı. Direnmedi. Fenerbahçe ise Kim Minji transferinde Napoli ile muhatap bile olmadan 18-20 milyon euroyu kasasına koydu. İşte transfer başarısıdır. Marka o Fenerbahçe'de olsaydı 20-25'e satardık biz onu. En az 25'e okuturduk onu. Hadi yok deyin. Ama hocam Brezilya milli takımı bile görmemiş ki. O şey konferans, konfederasyon kupasına bile gitmemiş. Hiçbir şey de oynamamış. Biz nasıl satacağız? Fenerbahçe satardı. Var mı aksini iddia Lan manyak arkadaşlarım. Kafayı yemiş arkadaşlarım. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Sorgulaya sorgulaya şunu sorgulayın. Deyin ki bak kendi kendinize deyin ki ulan bu adamlar şampiyon olamıyor. Rekor satışları hep bunlar yapıyor. Bunlar da mı bir terslik var? Bunların önünü hakemler mi kesiyor? Bunlar hakemler mi durduruyor? Rakipler mi durduruyor? Hani bunlar şampiyon olmasın diye bir düzenek mi kuruldu? Bir dümen mi var ortada? Bunu sorgulayın. E şampiyon olmuş Trabzonspor'dan bir tane topçu gitmez mi ya? Bir tane topçu büyük bedellen gitmez mi ya? Lan bir tane yıldız yok mu? Geçen sezonki, sezonki takımlar. Lan bir tane yıldız yok mu ya? Bir tane yıldız çıkmıyor mu arkadaş takımlarınızdan? Şampiyon takımlarınızdan bir tane yıldız çıkmıyor mu ya? Etmeyin eylemeyin ya. Ondan sonra diyorsunuz ki hak hukuk adalet hukuk. Ya 3 senedir bu takım tık 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 yüksek bedellerle futbolcu satıyor ya. Bir şeyleri tamam yanlış yapıyor ama bir şeyleri de müthiş yapıyor. La ben size bir şey söyleyeyim. Daha hani kudurur musunuz, çıldırır mısınız bilmiyorum ama bak fıttırır mısınız bilmiyorum ama la bunun Crespo'su var, Zayt'sı var, Atilla Salahi'si var, Ferdi Kadıoğlu'su var, Osayi Samueli var, Altay Bayındır'ı var, Rossi'si var. Bugün çöplediğiniz Ros, Fenerbahçe taraftarının çöplediği Rossi'ye 10 artı teklif var. Gözünüzü seveyim ya. Ya bir olur da bir tane olur. Ayda yılda bir tane olur. Fenerbahçe bunu gelenek haline getirdi. Utanın ya. Ve şunu söyleyin ya. Allah adaletsizlerin belasını versin deyin ya. Kim bu ligin şampiyonunu masada belirliyorsa Allah bin türlü belasını versin deyin ya. Bırakın Fenerbahçe şampiyon olsun. Bırakın hak eden olsun. Fenerbahçe'yi de geçtim. Hak eden olsun. Bak hak eden şampiyon olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Galatasaray yine o Milan Milan Kerry Kerkiwullu, Abdülkadir Keitalı dönemlerine döner. Eğer hak eden şampiyon olsun. O Beşiktaş amokacıları falan getirebilir. Hak eden şampiyon olursa şimdi gidip ikinci ligden futbolcu topluyor. Hak eden şampiyon olursa biz Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğiz falan geçeriz. İlk 4 takım Şampiyonlar Ligi, sonraki 4 takım UEFA, sonraki 4 takım Konferans Ligi. 12 takım Avrupa'ya gittiği bir lige dönüşürsün. Kalan 6 taneden de üçü düşer, 3'ü de hedefsiz kalır ya da düşmemek için uğraşır. La Şampiyonlar Ligi tadında senin ligin olur, ligin. Adalet sağlanırsa. Fenerbahçe'yi bitireceğiz derken Türk futbolunu bitirirken düşünmediniz bunlara. Ben yine söylüyorum. Bak önümüzdeki 50 sene hiçbir Türk takımından başarı beklemeyin diyorum. Ama ne zaman bekleyebilirsiniz biliyor musunuz? Ülkeye adalet gelirse futbol, ülke futboluna adalet gelirse o zaman bekleyebilirsiniz. O zaman bekleyebilirsiniz. Adalet dediğin şey şu değil. Benim takımıma yapıldı tamam. Okey. Seninki ne yapıldı değil. Kim Minji'nin Trabzon maçındaki yediği kırmızı kartı bir hafızanıza getirin. Ve Trabzonspor'un kendi futbolcularının yemediği kırmızılar bir hafızanıza getirin. Eminim onlar da pişmandır. Eminim öbürleri de pişmandır. Ama zaman geçtikten sonra konuşuluyor. O zaman unutulup gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Adalet herkes için adalet olursa Trabzon'da satar. Galatasaray'da satar. A. Kerem Aktürk, oğlu var. Yunus Akgün var. Bilmem Barış Alper Yılmaz var. Trabzon'da Abdülkadir Ömür var. Şey, Uğurcan var. Değil mi? Hüseyin ee, şey Can mıydı? Hüseyin Türkmen değil, öbürü stoper. O var. Daha bir sürü futbolcu var. E Beşiktaş'ta görüyorsunuz Emirhan falan çıktı etti. Rıdvan'ı satla. Rıdvan Fenerbahçe'de olsaydı 16'dan aşağı satmazdık. Aynı istatistiğe. Yalan mı? 16'dan aşağı satmazdık biz o Rıdvan'ı. Eğer aynı istatistiği Fenerbahçe'de sergilesin, Fenerbahçe altyapısından çıksın, aynı yaşta olsun. Ersin Destanoğlu. Lan Fenerbahçe altyapısından çıksın biz Ersin'i şimdi 15'e 20 yokuttaydık ha. 20'ye yokuttaydık biz Ersin'i. E. Sonra diyorlar ki bıdı bıdı bıdı. Ha ülkemizin pazar gücü maalesef kısıtlı. 18-22 arasında. Başka bir ülkede olsaydı şu anda o Kimmici'yi biz 30-35'e sattıydık ya. Napoli belki 50'ye satacak. Onlar da tutamayacak ellerinde. Öyle bir topçu. Gelelim kaç liraya gittiğine. 18. 0.50 Değil mi? Şimdi Yağ Sabuncuoğlu bir fiyat paylaşmış. Demiş ki Kim Minji'nin 18 milyon euro karşılığında Napoli'ye gittiğini açıkladı. Serbest kalma bedeli 18 milyon euro demiş. 18.050 diyelim. 1 milyon euro bonus. 166 bin euro FIFA dayanışma payı. Şimdi biz Napoli'nin kasasından çıkan parayı hesaplıyoruz. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Napoli'ye ne yani Napoli ne harcadı? Napoli kasasından ne çıktı? Şimdi Yağız Bey'in hesaplamalarına göre 19 milyon 166 bin euro. 50 bin daha ekle. 19 milyon 216 bin euro. Bakın 19 .216 bin euro. Yağız Bey'in harcamaları şey, hesaplamalarına göre. Doğru mu? Kasasından bu çıktı. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben size doğrusunu anlatayım. 21 milyon euro çıktı kasalarından. Pardon 20 milyon euro çıktı 1 milyon euro daha çıkacak. Bak Mustafa Hoca diyor ki. Şimdi 166 bin euro Fenerbahçe kasasına geldi. FIFA dayanışma parası. FIFA dayanışma arkadaşlar. Artı bu 166'yı 5 ile çarpın. 5 kere 166 bin euro çıktı. Niye? FIFA dayanışma payı. Çünkü 5 takıma da aynı para verildi. Bakın 5 takıma bölüştü. 6 takıma bölüştürüldü. Bizden h takıma daha bölüştürüldü. Tamam. Burayı anladık. Artı 1 milyon euro bonus. Arkadaşlar bu sözleşmeye niye yazılmadı ben bilmiyorum onu. Yani ona kafam basmadı. Hani bonus basit bir şey dese, şu kadar maç oynarsa mı satıştan satıştan pay olarak değil şu kadar maç oynarsa işte şu olursa bu olursa öyle bir şey ama bu niye yazılmadı ben de bilmiyorum ama Yağız Bey'in duyumda beni doğruluyor. 950 bin euro yetiştirme bedeli arkadaşlar. 950 bin euro yetiştirme bedeli. Bu toplam transferin %5'i yapar. Transfer 19 milyon euro net para üzerinden hesaplandığı için bakın 19 milyon euro net para üzerinden hesaplandığı için anladınız mı arkadaşlar? Net para üzerinden hesaplandığı için %5'i 950 bin euro yapar. 950 bin euroyu da çıktığınız zaman Fenerbahçe'nin kasasına giren para nedir? 18.050 Yani 18.050 euro Toplama yapalım 18.050 euro Artı 950 bin euro da yetiştirme bedeli Etti sana 19 1 milyon euro bonus Etti sana 20 166 çarpı 6'dan yani e, yaklaşık 1 milyon euro diyelim. 21 milyon euro kasasından para çıkmış olacak. Fenerbahçe'nin eline ne geçti? 18.50 bin artı 166.000. Yani Fenerbahçe kasasına giren para 18 milyon e, bin euro yapıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Hocam KDV vergi vergi alanındır. Yani vergiyi alan öder. O İtalyan yasasına göre artık artı kaç verdiler onu bilemiyorum. Hani belki artı 40 vermişçe 40'ını verse 8 milyon euro da vergi vermişlerdir. Ben onu bilemem. Biz vergi vermiyoruz çünkü biz sattık satıcı olduğumuz için. Zaten alırken vergisini ödüyorsun. Yıllık ücretinin vergisini ödüyorsun. Bilginiz olsun. Tam olarak miktar bu. Yani çıkıp da bana bazı arkadaşların bıdı bıdı yapmasına gerek yok. Bazı üyelerimizin bıdı bıdı yapmasına gerek yok. Rakamlar bunlar. İyi de hocam sen 20 diyordun, 23 diyordun diye kıvıracağınız eminim. Çünkü o iyi de ama fakat lakinle başlayan cümleler. Arkadaşlar adamların 21 milyon euro kasasından çıktı. Not. Normalde serbest kalma bedeli 20 milyon euroydu. 1 milyon euro fazladan verdi bonus olarak. Anladınız mı? Ren'in önüne geçmelerinin sebebi de bu. Ama 20 diyordun, 23 diyordun. İşte bak. Lafı var ya yarım konuşuyorsunuz. Haklı çıkmak için lafı yarım konuşuyorsunuz. Ben de diyorum ki 23 dediğimi Çıkartın tamamını söyleyin cümlenin. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın tamamını söyleyin. E, dün bir tane arkadaşın biri aklı sıra daha doğrusu bugün Müslümanlık peşinde ama şöyle dedin ama böyle dedin diye. O arkadaşa diyorum ki senin Müslümanlığın da cümlelerin kadar yarım. Arkadaşlar cümleyi kırpıp biçerseniz her türlü mana çıkartırsınız. Ama bu arada kanala yeni abone olan arkadaşlar 2 saat mevzuyu aramayın. Şöyle bir cümle kullandım. Peşin 20 milyon euro. Taksit de alınırsa 23'e serbest kalır maddesi var diye. Adam 20'ye zaten parayı basmış oluyor. Artı 1 milyon euroyu da belki parayı taksitle vereceğim. Hani 23 çıkmıyor. Hani e, ya da diğer takımın önüne geçeyim. Siz zaten 20 alacaksınız. Ha 20 almışsın. Ha 21 almışsın deyip öne geçmiş olabilir. Yani yine taksitle veriyor olabilir. Ama işin doğrusu bu arkadaşlar. Sonuç olarak nihayetinde Fenerbahçe'den bir kimminciği geçti. Yolu açık olsun. Ben Napoli'ye gideceğini hissettiydim. Açıkçası hissetmiştim. Eee Ren'le anlaştığı videosunda bile dikkat edin. Napoli'ye hayırlı uğurlu olsun. İşte orada tutunamaz. Geri gelir falan filan diyorum. Hatta video bitiminde kendi kendime diyorum ki lan Allah Allah. Lan Ren diyecektim ben. Ben niye Napoli dedim? Burada. Hatta ben üyelere şey dedim üye yayındaki. İnşallah keşke Napoli'ye gitse. İnşallah dedim ya. İnşallah Napoli'ye gitse dedim ya. Çünkü dedim orada tutunamaz. Orası biraz daha sert bir lig. Orada müdahaleleri biraz daha sert. Hani baş edemeyeceği tip de forvetler olabilir. Orada geri çöpe dönüşüp belki bir sene sonra iki sene sonra 5 altıya geri alabiliriz. Keşke Napoli'ye gitse diyordum. Yani bir nevi içimizden geçen hissi dualarımız kabul olmuş oldu. Bir nevi yani hani Allah söyletti olayı var ya. Bir nevi Allah söyletti oldu. Vallahi gene de yolu açık olsun. Hani gidip de orada başarısız olup geri dönmesini falan hiçbir şey istemedim. Çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. Eşi de Türkiye'yi çok seviyordu. Kendi de çok seviyordu. Ama o da benim hesap ağzından bir söz çıktı mıydı tutuyor arkadaşlar. Yani ağzından bir, bir laf çıktı mıydı tutuyor. Kendini bununla hükümlü buluyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum 25 bin için. Görüşmek üzere.